Diplomatik kaynaklar Amerika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in Suriye'ye ziyaretine ilişkin Amerika Büyükelçisi davet edildi. Gereken uyarılar, mesajlar verildi dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleriyle ilgili de konuşan diplomatik kaynaklar bazı kanunlardaki değişiklik ve açıklamaların somut adıma dönüşmesi lazım dedi. Ayrıntıları TV100 editörü Ertuğrul Tunç aktaracak. Sen dinliyoruz. Önce o tartışma yaratan ziyaretle başlayalım. Bununla ilgili olarak diplomatik kaynakların neler söylediğine dikkat etmekte fayda var. Özellikle de Mark Milley'in Suriye'nin kuzey doğusuna gerçekleştirdiği ziyarette sadece kendi ülkesinin askerlerini gördü. Fakat burada özellikle sevkiyatlar anlamında ciddi destek verdikleri terör örgütü PKK PYD'ye bir ziyareti olmadığına ilişkin bir iddia vardı. Bununla ilgili açıklamalar vardı. İşte bununla ilgili olarak diplomatik kaynaklar şu bir gerçek bu görüşüp görüşmemesinden bağımsız olarak Amerika Birleşik Devletleri terör örgütüne yönelik desteğinin devam ettiğini bizler biliyoruz. Bu bizim için bir şey değiştirmiyor diyorlar bu açıklamayla ilgili olarak. Yine gündemdeki bir diğer konuda tıpkı senin de söylediğin gibi Hande Aydemir en merak edilen konulardan bir tanesi de özellikle NATO üyelik sürecinde İsveç ve Finlandiya'nın neler yaptığı neleri yerine getirdi Bununla ilgili olarak yarın kritik bir zirve gerçekleşecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye, İsveç ve de Finlandiya üçlüsü arasında işte bu görüşmede tek tek madde madde onlar neleri taahhüt etti, Türkiye neleri talep etti ve o taahhütlerle talepler birbirini ne kadar karşılıyor bunlar masada olacak. Madde madde üzerinden geçirilecek. Neler acaba hayata geçirildi ve hangi eksikler var bunları tabii ki taraflarına Türkiye iletecek. Mutabakat zaptının içindeki taahhütlerden bahsediyoruz tabii ki o Madrid'de imzalanan taahhütlerden. Bununla ilgili olarak da tabii ki iki ülke ayrı ayrı değerlendirilecek aynı şekilde. Hem Finlandiya hem İsveç bir bütün olarak ele alınmayacak ülkeleri Türkiye neler yaptığı konusunda ayrı ayrı ele alacak ve de söz konusu toplantının konusunda da herhangi bir şekilde üyelik bulunmayacak. Sadece neler hayata geçirildi, bunlar ele alınacak. Onun altını çizmekte fayda var. Yine gündemdeki kritik bir diğer konuysa tabii ki Türkiye'nin arabuluculuğuyla açılan o tahıl koridoru. Bunun süresinin dolacağını bizler biliyoruz. 18 Mart'ta. Peki 18 Mart'tan sonra ne olacak? Koridor kapanacak mı? Rusya saldırılarına devam mı edecek veya Ukrayna nasıl bir çıkış yolu bulacak? Tüm bunlarla ilgili olarak da bir uzatma konusunda girişimler var. Bunu belirtelim. Böylelikle dünyadaki gıda krizinin tetiklenmemesi için Türkiye bir kez daha devrede görünüyor. Şu anda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü biliyoruz bizler. Katar'ın başkenti Doha'da. Burada özellikle de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bunu tabii ki diplomatik kaynaklar belirtiyor. Ve Genel Sekreter'in Kiev'e de bir ziyaretinin olması bekleniyor bununla ilgili olarak. O koridorun açık tutulması için her türlü önlem ve tedbirinin masada olduğunu bu şekilde belirtelim. Ve son bir başlık ancak yine tabii ki önemli bir başlık. O da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. Bergün Ekim 2023'te görev süresinin sona ermesi, yeni bir uzatma olmayacak. Savaş nedeniyle uzatılmıştı bu süre. Şimdi bir uzatma gündemde değil ve de bununla ilgili olarak da özellikle haberlerde, uluslararası medyada da gündeme gelen iki isim var. Bir tanesi İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, diğeri ise hem Almanya'nın bir dönem savunma bakanlığını yapmış hem de aynı şekilde Avrupa Komisyonu başkanlığını yürüten Ursula von der Leyen. Bunların isimleri geçiyordu. Bununla ilgili olarak da basında ismi geçen bu kişiler ile ilgili değerlendirme yapmak doğru değil diyor diplomatik kaynaklar. Adaylar önce bir ortaya çıksın. Düşüncelerimizi biz de o zaman müttefik ülkelerle paylaşacağız diyorlar. Varsayımlar üzerinden bununla ilgili bir yol haritasının belirlenmeyeceğinin altını çizildiğini buradan görüyoruz Hande Aydemir milyonlarca kişinin yıllardır beklediği emeklilikte yaşa takılanlar yürürlüğe girdi. Maaşların hesaplara yatmasına kısa bir süre kala bankalar promosyon yarışına başladı. Promosyonlar kiminin maaşına geçerken daha da yükselmesi bekleniyor. <laughs> İlk maaşınızla bir planınız var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Parti vereceğim. Aileden öyle diyorlar. Bir yemek, bir ziyafet çekersin diyorlar. İlk maaşımı afetzedelere hediye etmeyi düşünüyorum. EYT'liler ilk maaşlarıyla ne yapacaklarının hayalini kurmaya başladı. SGK'ları dolduran vatandaşlar emeklilik hazırlığı yapıyor. İlk aldığım emekli maaşımda annemin ruhuna lokma vereceğim. Geriye maaşların hesaba yatması kaldı. Kısa bir süre kala ise promosyon yarışı başladı. Bankalar emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili promosyon tutarlarını da açıklamaya başladı. Vatandaşların birçoğuysa en çok promosyonu veren bankayı tercih edeceğini söylüyor. En yüksek hangisi veriyorsa onu değerlendireceğiz. Yani Bakacağız duruma göre. Bankalardan 10 bin liraya varan promosyon teklifleri geliyor. En yüksek vereni seçeceğim. 20 bin lira hatta 22 bin 500 lira hesaplayan bankalar olduğunu biliyorduk. 10 bin liralık sınırlı kalması bence eksik ama bu hızla artacaktır. Uzmanlar promosyonun daha da artmasını beklediklerini ifade ediyor. İlk maaşınızda bir planınız var mı? Herhangi bir plan yok çünkü verilen maaş zaten asgari ücretin altında. Kimi EYT'lilerinse bankadan alacakları promosyon tutarı maaşlarının üzerinde. Ben bunun Eylül ayına doğru 20 binler seviyesinde çekileceğine inanıyorum. Bekleyeceğim ben. Mesela 5 gün sonra bir başka çık, bir başka banka çıkar. 12 der, 13 der. <laughs> ÖSYM 2023 EKS kılavuzunu paylaştı. Sınavlar 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Aday başvuruları bugün itibariyle başladı. 23 Mart tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merak ettiği soru yanıtını buldu. ÖSYM 2023 YKS kılavuzunu paylaştı. Sınavlar 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2023 seçimlerinin 18 Haziran'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor. Aynı tarihlere denk gelen üniversite sınav takvimi içinse gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Resmi olarak ilan edilmese de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sürecin 10 Mart'ta başlaması bekleniyor. Selam. Üniversite adaylarının beklediği açıklama ise ÖSYM'den geldi. 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS oturumları için başvurularında başladığı duyuruldu. Adaylar başvurularını 23 Mart'a kadar yapabilecek. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak. 4 kentte ise sınav yapılmayacak. Depremin enkaza çevirdiği Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya takvimden çıkarıldı. Buralarda ikamet eden adaylar istedikleri illeri tercih edip sınava girebilecek. 17 Haziran'da temel yeterlilik testi, bir sonraki günse sabah oturumunda yer alan yeterlilik testleri, öğleden sonra oturumundaysa yabancı dil testi uygulanacak. Hayır, hayır. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Malatya'da hasarlı 5 katlı bir bina çöktü. Arama kurtarma çalışmaları var. Bir e, ses alınıp alınmadığına bakacağız. Bölgede değerli izleyiciler son dakika haberidir. Malatya'da ağır hasarlı olduğu belirtilen 5 e, katlı bir bina çöktü. Ekipler e, enkaz altında birinin e, ...olmadığına dair bölgede çalışma yürütüyor. Bakıyorlar enkaz altında birinin olup olmadığına dair. Hasarlı bir binaydı ama içeride birinin olup olmadığı bilinmiyor değerli izleyiciler. Kendiliğinden çöktü. Malatya'da ağır hasarlı bir bina. Kendiliğinden çöktü. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden biriydi Malatya'da. Mustafa Paşa mahallesindeki ağır hasarlı olarak tespit edilen... Bu beş katlı apartman bir anda çöktü. E, binanın çöktüğünü gören vatandaşlar da durumu hemen 112 e, e, ekiplerine bildirdiler. İhbarla gelen e, görevliler bölgede güvenlik önlemi e, aldılar. Polis, itfaiye, AFAD, e, UMKE ekipleri, jandarma bölgede enkaz altında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor. Az önce de aktarmıştık sizlere. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da bulunan ağır hasarlı bir binada daha çöküş olmuş ve olay sırasında yolda geçmekte olan bir vatandaşımızın üzerine düşen molozlar nedeniyle yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Şimdi bu olayı Malatya'da yaşıyoruz. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Yeşil Yeşilyurtu içerisine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.